Bu Kürt düşmanlığı meselesine girdiniz ya. Bir yalan üzerine 4,5 yıldır ben burada defalarca bunu konuştum. Bir yalan üzerine politika inşa ettiniz, çöktü o politika ama aynı yalanı sürdürüyorsunuz. Bir tek belediyemize usulsüz harcama, parayı, halkın parasını belediye hizmetlerine değil de başka yere harcama nedeniyle dava açılmamıştır. Bir tek belediye başkanımız, belediye eş başkanımız bu nedenle mahkum edilmemiştir. Bir yalan üzerine kuruyorsunuz politikanızı, irade gaspçısınız. Halkın iradesini, Kürt halkının bölgedeki iradesini gasp ettiniz ve bu gaspı örtmek için bu yalanı söylüyorsunuz. Her yıl buraya gelip bunu bir kere söyleyelim. Kayyımlarınız yolsuzluk, hırsızlık, usulsüz harcama kayyımlarıdır. 4 kere atanmış kayyımlar vardır. Geri alınmış, merkeze alınmış kayyımlar vardır. Neden? Hırsızlık yaptıkları için, yolsuzluk yaptıkları için, usulsüz harcama yaptıkları için bu kayyımlar geri alınmıştır. Sayıştay raporları tuğla gibi ortadadır. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları ortadadır. Sizin atadığınız kayyımlar talan kayyımıdır. Yolsuzluk ve hırsızlık kayyımıdır. Siz bunları konuşmaktan kaçınıyorsunuz. O nedenle bu yalanın arkasına sığınıyorsunuz. Bu bir. İki, bakın siz neden Kürt düşmanısınız biliyor musunuz? Kobani davasını, Kobani kumpas davasını açtınız. Siyasi partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde davayı açtınız. Siyasi rehineleri tutuyorsunuz hapishanede. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM kararlarına rağmen işte bunun için Kürt düşmanısınız siz. Bu ülke çok Kürt düşmanı iktidar gördü ama sizinki kadar yeminli Kürt düşmanını hiç görmedi. Hiç görmedi. Şimdi bakın Sayın Oktay, nerede bir Kürt varsa siz orada ona düşmanlık yapıyorsunuz. Orada Irak Kürdistan'ında da öyle, Kuzeydoğu Suriye'de, Rojava Suriye Kürdistan'ında da öyle. Ya Kobani kenti Kürt halkının kalbidir ve ruhudur. Siz Kobani kentini ortadan kaldırma planları yapıyorsunuz. Bundan daha büyük Kürt düşmanı. Ben size bir isimden söz edeceğim. Emine Şen Yaşar 637 gündür Urfa Adliyesi'nin önünde nöbet tutuyor. Neden? Adalet arıyor. İşte siz Kürt düşmanlığı nedir diye soruyorsanız Emine Şen Yaşar'a bakacaksınız. Şimdi bakın samimiyetten bahsediyorsunuz. Biz hep burada konuştuk. Ben konuşmaya devam edeceğim. Diyarbakır anneleri bizim de annelerimizdir. Ama siz eğer samimi olsaydınız beyaz tülbentli barış annelerinin uzattığı barış elini tutardınız. Onların taleplerini dinlerdiniz, kulak verirdiniz. Ama siz Kürt düşmanı olduğunuz için onları yok sayıyorsunuz. Şimdi bakın esas derdiniz nedir? HDP'yi, Kürt siyasi temsilcilerini, esas itibariyle HDP'yi, Kürt halkının siyasi temsilcilerini, Türkiye demokrasi güçlerinin siyasi temsilcilerini demokratik siyaset alanından tasfiye etme niyetindesiniz. Sanıyorsunuz ki 7 milyon Kürt'ün oyuna çökebileceksiniz. Asla ama asla. Kürt halkı bu onur mücadelesinde sizin bu oyununuza gelmeyecek ve oylarına çökmenize izin vermeyecek. Demokratik siyaset alanından HDP'yi tasfiye edemeyeceksiniz. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Öyle bir megri diyerek, erbane çalarak Kürt dostu olunmaz. Kürt dostu olmak demek Kürt halkının taleplerine kulak vermek demektir. Taleplerini dinlemek, bunları demokratik siyaset alanında demokratik siyaset alanında Ankara'da meclis platformunda yerine getirebilmek için bir diyaloğu, bir müzakereyi siyasi partiler arasında hep birlikte sürdürebilmek demektir. Ama siz ne yapıyorsunuz?
demokratik siyaset konusundaki kararlı olan bir partiyi demokratik siyaset alanından tasfiye etmeye çalışıyorsunuz. Asla bunu başaramayacaksınız. Buna asla ne Kürt halkı ne de Türkiye demokrasi güçleri izin vermeyecek. Kürt düşmanı politikalarınızın sonucunu göreceksiniz. Hep birlikte yaşayacaksınız. Teşekkür ediyorum. HDP temsilcisinin söylediğim bir zümrenin partisi olmaz. Bu ülkenin partisi olur. Bu ülkede yaşayan Kürt de bizim, Zaza da bizim, Alevi de bizim, Sünni de bizim. Biz hep birlikte Türkiye'yi izliyoruz. Ama sadece bir zümreyi seçerek faşizan bir şekilde particilik yapmak, açık ve net söylüyorum. Arkadaşlarımız buradan ifade ettiler. Şu anda Kürt halkına en büyük zulmü yapan PKK'dır. PKK'nın temsilcileridir. Bunu herkes böyle bilsin. Bu parlamentoda Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimizin, Kürtlerin, Zazaların, Alevilerin, Sünnilerin, kim yaşıyorsa haklarını samimiyetle savunan Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Şu anda da Cumhur İttifakı aynı şekilde devam etmektedir. Ama burada bir ırkçılık yaparak, bir zümreyi kendisine bir maske tutarak, onların hakkını savunuyorum diyerek onları dağa kaldıranlar, Diyarbakır annelerinin evlatlarının Türkiye'ye dönmesi için, vatana dönmesi için, PKK'nın zulmünden kurtarmak için kılları kıpırdamayanlar bugün bize Kürt halkına zulüm ediyor diye ifade ediyorlar. Bu büyük bir aymazlıktır. Bu büyük bir haksızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılan bir haksızlıktır. Bugün bu ülkede yaşayan insanlar 100 yıllık cumhuriyet tarihimiz içerisinde, 1000 yıllık tarihi geçmişimiz içerisinde hiç böylesine bir meseleyle karşı karşıya kalmadı. Kürt halkı da hiçbir zaman PKK zulmünden gördüğü zulüm gibi bir zulümle karşı karşıya gelmemiştir. Sayın Elitaş, önce size bir şey söylemek istiyorum. Siz bir zümreyi savunmaktan söz ettiniz. Şimdi bakın, ben size şu sıralarda oturanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yanımda bir Zaza oturuyor. Onun yanında Kırmanç, değil mi? Ezidi. Arkamda oturan Alevi Türk. Ha işte Kürt Alevi. Sayın Oğuz, arkasında onun arkasında oturan Türk. Niye söylüyorum? Tamam. Biz bir cümleyi savunmuyoruz. Biz bu Türkiye'deki bütün farklılıkların, farklı inançların, kimliklerin, ana dillerin, kültürlerin eşit ve özgür koşullarda bir arada yaşamasını savunuyoruz. Bu bir cümleyi savunmak değil. Siz diyorsunuz ya, biz bütün herkesi kucaklıyoruz diye. Biz zaten kucaklamışız herkesi ve bu hepimizin ortak değeri haline gelsin. Bütün farklılıklar zenginliğimizdir. Bu farklılıklarımızla hep birlikte eşit koşullarda yaşayalım diye mücadele ediyoruz. Bu bir cümle savunmak değil. Türkiye'nin bütün farklılıklarını savunmak, onlara saygı duymak, o farklılıkları devlet güvencesi altına alınmasını savunmaktır esas itibariyle. Bunu vurgulamak istiyorum. Kobani veya Aynel Arap diğer ismiyle burada ortadan kaldırılması planı diye ifade edildi. Bir yerden, herhangi bir yerin ortadan kaldırılması değil. Bizim ortadan kaldırmak istediğimiz çok açıktır. PKK, YPG teröründen, DAEŞ teröründen arındırmak için operasyondan bahsediyoruz. Herhangi bir yeri ortadan kaldırmak değil. Yani oradaki Kürt kardeşlerimizi YPG'nin ve PKK'nın zulmünden kurtarmak için operasyondan bahsediyoruz. Sayın Oktay, yani tabii daha çok tartışacağız bu meseleyi ama sizin Kuzey Doğu Suriye'de yapmak istediğiniz şey demografik değişim yaratmaktır. Afrin'de yaptığınız odur. 30 kilometrelik hatta yapmaya çalıştığınız da odur. Demografik değişim ancak ve ancak saldırı ve işgalle olur. Biz bir tek insan bile hayatını kaybetmesin diye, bir tek insan bile hayatını kaybetmesin diye